Merhabalar dostlarım. Umarım iyisinizdir. Çok çok uzun zamandır bu işe girmek istiyordum. Yani arka planda dinleyebileceğiniz, bulaşığınızı yıkarken, odanızı toplarken dinleyebileceğiniz bir şey yapmak istiyordum. Size bir şeyler katmak istiyordum. Daha rahat anlatabileceğim, kendimi daha iyi ifade edebileceğim bir şey yapmak istiyordum. Ama bir türlü fırsat bulamıyordum. Fakat söz verdim. Bugün oturacağım, yapacağım dedim. Umarım da sürekli olur. Umarım size daha iyi bir şeyler katabilirim. Instagram üzerinden sizlerle bol bol soru cevap yapıyoruz. Orada sizlerin sorularınıza çözüm bulmaya çalışıyorum. Size yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum. Aynı zamanda sizlere bir şeyler katmaya çalışıyorum. Çeşitli sorularda verdiğim cevaplar oldu ve verdiğim cevapların çoğu aslında bir temele yatıyordu. Ve o temeli size kısaca anlatabileceğim bir temel değildi. O yüzden bu videoda o temelden bahsedeceğiz. O temel hayattaki en önemli üç şey. Hayattaki en önemli üç şey dediğimizde bu hepimiz için farklı olacaktır. Fakat benim için hayattaki en önemli üç şey şunlar. 1. Ne istediğini bulmak. Dünya üzerinde yaşıyor olsun ya da olmasın. Tesadüfen başarıya ulaşmış bir tane dahi insan gösteremezsiniz bana. Hepsi bir gün başaracağını biliyordu. Hepsi ne istediğini biliyordu. Ve sen gerçekten ama gerçekten hala ne istediğini bilmiyor musun? Kendini kandırma dostum biliyorsun gayette. Şu an istediğin pizzadan ya da bilgisayardan bahsetmiyorum geleceğine baktığında 5 yıl sonrasında 10 yıl sonrasında ne istiyorsun nerede olmak istiyorsun hangi konumda olmak istiyorsun nasıl birisi olmak istiyorsun nelerinin olmasını istiyorsun gerçekten ne istiyorsun sınırların ne bir uçak bir araba şu an gerçekten şu an dur ya dur gözlerini kapat düşün gerçekten ne istiyorsun ama kendine sınır koyma asla sınır koyma ya bu da çok fazla oldu deme bir ilahi güç varmış ve o ilahi güç senin isteğini yerine getirecekmişçesine sınırlar koymadan düşün. Buldun mu? İşte bunu bir kağıda yaz. Her yere yaz. Dillendirmekten asla ama asla çekinme. Artık bir amacın var. Yaptığın, yapacağın, başına gelen her şey, her şey ama her şey sen o isteğini yerine getir diye gelecek. Bence açıkça konuşmak gerekirse 3 maddenin içinde en kolayı bu. Yani gerçekten ne istediğimizi bulmak 3 maddenin içindeki en kolayı bu. Fakat hala bulamadıysan ki olağan bir durum. Önümüzdeki zamanlarda bu üç maddeyi detaylıca açıklayacağım. Fakat benim de bakış açısı kazanmam gerekiyor. Bu yüzden yorumlara veya Instagram üzerinden bana mesaj atarak kendini anlatabilirsin. Yani neden bulamadığını. Baktığımda benim de bir bakış açısı kazanmam lazım. Çünkü ben ne istediğimi 14 yaşımdan beri, gerçekten ne istediğimi 14 yaşımdan beri biliyorum ve onun için çabalıyorum. Ve sen de bileceksin. Emin ol ki bulacaksın. Hiçbir şekilde şüphe etmene gerek yok. 2. Kendini tanımak. Her kapıyı açacak bir anahtar deseniz cevabım kesinlikle kendini tanımak olurdu. Örneğin eğer ne istediğini hala bulamadıysan kendini tanıyamadığın içindir. Fakat öyle basit bir tanımaktan bahsetmiyorum. Örneğin yolda yürürken birisi bana ters ters bakarsa ben de ona ters ters bakarım. Hayır bahsettiğim tanımak bu değil. Aşırı sevdiğim bir metafor var. Bana ait olmadığını altını çizmek isterim. Diyor ki, üç gündür dişlerini fırçalamadığını varsayalım. Ağzın kokar değil mi? Ve burnun ağzının üç santim üzerindedir. Fakat sana ağzının koktuğunu söylemez. Ama bir odaya gir. İnsanların burnu senden metrelerce uzakta olmasına rağmen ağzının koktuğunu fark eder değil mi? Ama kendi burnun ağzından üç santim yukarıda olmasına rağmen fark etmez. İşte bundan bahsediyorum. Kendini öyle bir tanıyacaksın ki ağzın koktuğunda burnun bunu fark edebilecek. Kendini öyle bir tanıyacaksın ki, mutlu olduğun anlarda mutluluğunu nasıl koruyacağını çözeceksin. Üzüldüğün anlarda, o durumun içinden çıkmak istediğin anlarda nasıl çıkacağını bilebileceksin. Pes etmek istediğinde devam etmeyi öğreneceksin. Peki, nasıl yapacaksın bunları? Kendini tanıyarak. Evet, kendini tanıyarak kendini tanıyacaksın. Sana şunu 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 yap diyemem. Çünkü seni tanımıyorum. Sana vereceğim tavsiyeler sende geçerli olmayabilir bir büyüsü ya da hepimiz için kullanabileceğimiz bir diyet listesi yok dostum. Bunu kabullenmen lazım. Ama sana verebileceğim yegane bir tavsiye var. O da kendine dürüst olmak. Ve şunu unutma. Bu bir anda gerçekleşecek bir olay değil. Fakat eminim bir gün kötü bir durumun içinde olduğunu fark edip hiçbir şey yapmadan, evet gerçekten hiçbir şey yapmadan sadece kendini tanıdığın için o kötü durumun içinden çıktığında fark edeceksin ve durup kendine tanıdım diyeceksin. Emin ol bunu diyeceksin. 3. Mentalite Ne düşünüyorsan olsun. Çok sevdiğim bir metaforla devam etmek istiyorum. Yine bana ait olmadığının altını çizmek isterim. Aslan, ormanların kralı değil mi? Peki ne yaptı da ormanların kralı oldu? En büyüğü olduğu için mi? Hayır, en büyükleri filler değil mi? En hızlısı olduğu için mi? Hayır, o zaman çitalar kral olurdu. En akıllısı olduğu için mi? Hayır. Peki aslan ne sayesinde ormanların kralı oldu? Mentalitesi. Bir aslan bir fili gördüğünde yemeği düşünür. Fakat fil aslanı gördüğünde kaçmayı düşünür. Fil geri dönüp aslana darbe indirse aslan yere yığılır değil mi? Fakat günün sonunda aslan yemeğini yiyor olur. Çünkü aslan mentalitesi sayesinde o fili devireceğini biliyordu. Ve fil kaçmayı kabullendiği gibi yemek olmayı da kabullenecekti. Yani bu hayatta ne düşünüyorsanız osunuz. Kendinizi mental olarak hazırladığınızda önünüzde durabilecek hiçbir şey yoktur dostlarım. Gerçekten hiçbir şey yoktur. İstersen ben uçmak istiyorum de. Kendini buna mental olarak hazırladığında uçmak için çabalamaya başlayacaksın. Ve bir gün uçacaksın. Şüpheye asla ama asla fırsat vermeyeceksin. İnsanlar senin hakkında konuşacaklar. Şu deliye bak diyecekler. Ama sen onlardan etkilenmeyeceksin. Çünkü senin mentaliten onlarınkinden çok ama çok daha üstün. Ve gün sonunda sen bir aslan olarak yemeğini yerken onlar ya seni izliyor olacaklar ya da yenmeyi bekliyor olacaklar. Evet dostlarım hayattaki en önemli 3 şey benim için bunlardı. Umarım söylediklerimden bir şeyler kendinize göre bir şeyler çıkartmışsınızdır. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bu arada videoyu bitirmeden söylemek istediğim bir şey var. Aslan metaforunda çoğu insana bu metaforu anlattığım zaman bana verdikleri tepkiler aslan ormanın kralı değildir. Aslan ormanda dahi yaşamaz. Aslan savana da yaşar. Çok tebrik ediyorum seni kardeşim bu genel kültür bilgisini bildiğin için. Fakat dostum atladığın bir şey var. Lütfen ama lütfen küçük şeylere takılma. İkinci videomuz bu olacak. Küçük şeylere takılmak. Sayede gelelim. Güzel dostum. Aslan ormanın kralıdır. Çünkü burada bahseden orman senin bildiğin yeşilliklerden oluşan içinde kuşların, börtülerin, böceklerin olduğu bir yer değildir. Orman tüm hayvanların yaşadığı yerdir. Ve aslan tüm hayvanların kralıdır. Çünkü mentalitesi sayesinde. O yüzden dostum sonucu değiştirmeyecek şeylere takılmak yerine İkayinin sana ne anlattığına odaklan.